kartalların kanatlarından geç. Ruhu olan taşlara dokun. Bir dadaş türküsü dolansın diline. Selçuklu tarihi büyülesin seni. Sinan'ın mükemmel hesabıyla yankılansın sesin. Sonrası iyilik, güzellik. Sonrasına Erzurum derler üstadım. Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanı, Erzurum'un beylerbeyi Lala Mustafa Paşa'ya uzanıyor öykümüz. Osmanlı'nın ve Mimar Sinan'ın Erzurum'daki ilk eserinde dil lal, gönül şad, vakit huzurdan dem alıyor. Mimari olarak camimizin yani yapılışındaki mimari rivayetlere göre Mimar Sinan, yine bir başka rivayete göre talebeleri tarafından, ama her iki durumda da Mimar Sinan'ın eli içerisinde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Kesme taş malzemeye tarih boyunca vatan evlatları yaslanmış. Kubbelerin içindeki kalem işleri, pencerelerinin üstündeki çiniler, gönül coşkunluğunu izlemiş geçen onlarca yılda. Çift sıra pencerelerle aydınlanan camimizin son cemaat yerindeki taç kapı dışında iki yanda yer alan kapılarla da içeriye bağlantısı sağlanmıştır. Mihrabının üzerinde yer alan inşa kitabesi 1562-1563 tarihini taşımaktadır. Lala Mustafa Paşa Camisi tarih boyunca defalarca onarım görmüş. Müezzin mahfilinin dışında geçmişin nezaketini örnek Paşa Mahfili. Şamdanlara işlenmiş bitkisel süslemeler bir güzelliğe dalmamızı sağlıyor. Güneş batıyor Erzurum'da. Gün Süveyda'da bir nokta daha bırakıyor memleketin bu güzel şehrine. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle yükümlü kılmaz. Rabbimiz, gidişimiz sanadır, rızan içindir diyerek veda ediyoruz Lala Mustafa Paşa'nın tarihimizin mirasına.